Bayanlar baylar, karşınızda Turkcell Genel Müdürü Süreyya Cilim. Değerli konuklar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Turkcell Teknoloji Zirvesi'ne hoş geldiniz diyorum. Bu başlığı ben özellikle seçtim. Gerçekten bir teknoloji devrimi oldu, yeni bir dönem başladı, yeni bir dünya var diye düşünüyorum. O yüzden başlığın yarısı yeni dünya ile ilgili. Fakat ikinci kısmı çok önemli, o da kazanmakla ilgili. Biz kazanmak istiyoruz. Biz birey olarak kazanmak istiyoruz. Şirketlerimiz, kurumlarımız olarak kazanmak istiyoruz. Şehir olarak kazanmak istiyoruz. Millet olarak kazanmak istiyoruz. Biz insanlık olarak, insanlık için kazanmak istiyoruz. Biz kazanmak istiyoruz. Kazanmak da önemli. O yüzden nasıl kazanılır? İş dünyasında kazanmanın bence en önemli kısmı geleceği iyi okumak. Ben 31 senelik iş hayatımda dünyanın, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en başarılı yöneticileri değil, iş sahiplerini tanıma fırsatım oldu. Bunların en ortak noktası vizyonları, geleceği iyi okumaları, ona göre pozisyon almaları. İnanın araştırmalarda kesinlikle bunu gösterir. Warren Buffett'in kitabını okursanız hangi işte olmayı seçiyorsunuz, geleceği iyi okuyorsunuz, o bir işi çok iyi yönetmekten daha önemli diyor. O yüzden bugün konuşmamı, önemli bir kısmını bu yeni dünyayı size iyi anlatmak için vaktimizi beraberce geçireceğiz. Bu yeni dünyayı iyi anlayalım, herkes anlasın. Ona göre de pozisyon alalım, beraber takımcana kazanalım. Yeni dünyaya girmeden söylediğim gibi iş hayatımda öğrendiğim bazı çok önemli temel dersler var. Bunu ilk önce baştan sizle paylaşmak istiyorum. Bir defa iş hayatında kazanmak için odağımızda müşteri olmalı. Siz şirketinizdeki kararları o ayın karlılığı ne olacak, o ayın geliri ne olacak değil, doğrusunu yapmak istiyorsanız biz müşterilerimiz için doğrusu nedir? Onu düşünün, kararlarınızı ona göre verin. Bu düşünce tarzı sizi doğru cevaba götürecektir. İnanın daha dün, geçen hafta içinde Mehmet, bizim 20. yıl yüzünden dün akşam Ankara'daydık. Mehmet Emin Kara Mehmet'in bir videosu vardı. Çalışanlara verdiği en önemli mesaj, müşteri odakta olacak, müşteriye hizmet en önemlisi. Geçen hafta Ülker'in bir kutlaması vardı. Murat Ülker, yani Murat Ülker'i tanıyorsanız aklında her an bir numaralı konu müşterilerim. Müşterilerimiz bizim ürünlerimiz için ne düşünüyor? Ben Turkcell CEO'suyum. Bir müşterim beni aradığında ben kulaklarımı açıyorum. Bazen müşterilerimiz diyor ki Süreyya Bey sizi rahatsız mı ediyoruz? Tam tersi. Müşterilerim ne düşünüyor? Benim için çok önemli. Müşteri veli nimetimiz demesi kolay da esas önemli olan bu müşterilerin segmentleri. Müşteriniz kim? Herkes sizin müşteriniz olamaz. Hele bilhassa küçük bir firmaysanız odaklanmanız lazım. Hedefinizdeki müşteri kim? O müşteriyi iyicene odağınıza koyduktan sonra, onu iyice tanıdıktan sonra, anladıktan sonra müşteriye nasıl maksimum faydayı sağlarız, nasıl kendimizi müşterinin gözünde diğer alternatifler önünde farklılaştırırız.
Bu çok önemli. Benim tabii her gün önüme Turkcell'de birçok proje geliyor. Şirketin her bir tarafından, iş ortaklarımızdan birçok proje geliyor. Ben o projeleri inanın bu üç kelimeyle değerlendiriyorum. Hangi müşterimize nasıl bir fayda sağlayacak? Bize kalıcı bir fark sağlayacak mı? Biz Turkcell olarak Me Too kopyalama işinde değiliz. Biz inovasyonla yenilikçilik peşindeyiz. O yüzden o farkı yaratmak çok önemli. Ve bunları söylemesi kolay. Ama diyeceksiniz ki, ya Süreyya biz bunları biliyoruz da yapması zor. %100 katılıyorum size. %100 haklısınız. Gerçekten müşterilere daha çok fayda ve alternatifler önünde farklılaştırmak çok zor. Kolay değil. Bir günde, bir ayda olacak iş değil. Bir kişinin yapacağı iş değil. Bazen ve çoğunlukla bir şirketin yapacağı iş değil. O yüzden senelerdir söylüyorum, takım oyunu burada bir numaralı konu. Biz Turkcell'in içinde de bunu söylüyoruz. İş ortaklarımızı da bizim ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Size de bunu söylüyorum. Takım oyunu çok önemli. İkincisi, o müşteriye daha çok fayda, o farkı yaratmak için yeni bir şey yapmak lazım. Yenilikçi olmak lazım, o da inovasyon. Ve inovasyonu da becerebilmek için, inovasyon da, ona da bir tanım getirdik. Onu da net olarak ifade edeyim. İnovasyon, ortaya yeni bir fikir atmak değil. İnovasyon, biz Turkcell'de şöyle tanımlıyoruz. Yeni bir fikrin, bu bir ürün olabilir, servis olabilir, süreç olabilir. Bu fikrin toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşmesi. Biz toplumsal faydaya dönüşmesine çok önem veriyoruz. Diyoruz ki bu fani dünyada, sınırlı hayatımızda biz insanlara faydalı işler yapmak istiyoruz. Ve tabii ki ekonomik fayda da çıkartmamız lazım bu şirketin sadece 20 yıl değil, 120 yıl, 220 yıl yaşaması için. Ve hedefimiz o. Ve belki de biraz evvel yaptığım tanımın en önemli kelimesi dönüşmesi. Dönüşmesi. Biz fikirlerin fikir olarak kalması bizi kesmiyor. Bunu dönüştürmek istiyoruz. Gerçekleştirmek istiyoruz. Bu benim hayatımda da böyle. Beni en çok korkutan iyi bir fikrin benim beceriksizliğim yüzünden veyahut da dikkatsizliğim yüzünden gerçekleşmemesi. Beni en çok üzen, korkutan bu. O yüzden bunu temel olarak, teorem olarak aldıktan sonra yeni dünyaya geçelim. Çünkü yeni dünya farklı. Yeni dünyayı şekillendiren güçler var. Güçler deyince bunlar teknoloji güçleri, fizik kanunları, bu gibi güçler. Bilgisayarlar her 18 ayda performanslarını ikiye katlıyorlar. Bu yüzden hem daha hızlanıyorlar, hem daha çok iş yapabiliyorlar, hem de gittikçe küçülüyorlar. Küçülüyorlar. İletişimde de Moore kanunundan daha hızlı bir gelişme var. İletişimde 2G'den 3G'ye neredeyse 200 kat hız var. Ve 4G'ye geçeceğiz, 5G'ye geçeceğiz, bu hızlanma devam edecek. Bu iki güç bu yeni dünyayı belirliyor. Yeni dünyada sadece biz yeni dünya geliyor demiyoruz. Bakın, dünyada öncü teknoloji firmalarının çoğu IBM ile Apple diyorlar ki mobile first. Alibaba geçenlerde public oldu, Çin'in e-commerce şirketi. Satışlarının büyümesinin ana sebebi olarak işlemlerinin %50'den fazlası mobil dünyada olmaya başladı. O yüzden hızla büyüyoruz diyor. Büyümelerinin, başarılarının sebebi mobil. Mobile verdikleri önem. Samsung, dünyanın en büyük elektronik şirketi, diyor ki Samsung Enterprise Mobility bizim için çok önemli. Facebook, baktım
Daha geçen hafta baktım. İşinin büyük bir kısmı, %100'ü neredeyse 5 sene önce tamamen desktop üstünde, laptop üstünde, PC dünyasında. Bugün %60'ı mobil üstünde. Facebook'un geleceği mobile bağlı. Microsoft Server PC şirketi yeni vizyonunu açıkladılar 2014'te. Mobile first, cloud first. Google zaten mobil işinde Android'le. Yani dünya genellikle hemfikir olmaz her konuda. Fakat hemfikir oldukları konu bu. Mobile first. Mobil dünya. Ve bakıyoruz, bu yüzden akıllı cihazlar başroldü. Bu dünyanın rakamları, görüyorsunuz akıllı telefon rakamlarını. 2009'dan itibaren ama bilhassa 2010'dan itibaren hızla artıyor. PC ile aynı iken şu anda 4-5 katı. PC satışları düşüyor. Ve tablet satışları da hızla artıyor. Bilgisayar deyince biz en yeni bilgisayarın akıllı telefon olduğunu söylüyoruz. Yani bu cihazın ismine akıllı telefon demişiz. Fakat çok yanlış bir pazarlama yapılmış dünyada. En yeni bilgisayar smartphone. Ve laptop'tan, desktop'tan birçok konuda daha üstün. Ve Türkiye'ye de bakınca, Türkiye'deki durum da dünyadaki gelişmeye çok 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 paralel. Görüyorsunuz, akıllı telefonların satışları 2011'den itibaren bir patlama yapmış vaziyette. Tablet satışları da keza bilgisayarı yakalamış vaziyette. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Turkcell'in çıkarttığı, Turkcell T serisinin en son üyesi olan T50 de Temmuz-Ekim döneminde, 3. çeyrekte ve Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan model oldu. Uygun performansı ve fiyatıyla gerçekten büyük bir başarı kazandı. Bunun sebebi de içindeki yazılım çalışması performansı diye düşünüyoruz. Kısaca artık her yer ofis diyoruz. Yani mobilin muazzam bir faydası var müşterilere. Her yerden bilgiye ulaşıyorsun. Her yerden işini yapıyorsun. Parklar senin ofisin. Metrolar senin ofisin. İstiklal Caddesi senin ofisin. Trafikteysen trafik de senin ofisin. Bir faydası tatilde de ofisin olabiliyor. Bunu bazı insanlar tabii şikayet ediyor. Diyorlar ki ya tatilde de mi çalışacağız? Buna öyle bakmayın. Evvelden iş için tatili kısa kesip dönmek gerekiyordu. Artık tatil yerinde de siz kumsalda veyahut da teknede veyahut da denizin kenarında işinizi yapabiliyorsunuz. O yüzden her yer ofis diyoruz. Diyorum ki bilgisayarlar her yerde. Dedik ya Moore kanunu yüzünden bilgisayarlar küçük. Bilgisayarlar her yerde. Ve Michi Kaku da yarın bunu daha detaylı anlatacak. TV. Ne oldu TV? Eski analog TV'ler gitti. Artık TV dediğimiz tamamen bilgisayar. Adı Smart TV. İnternete bağlı olmayan TV'ler artık alınmıyor. PC, tablet, akıllı telefon, el terminalleri. Ve gittikçe küçülüyorlar giyilebilir teknolojiler. Neredeyse artık her bir hardware firmasının akıllı saati var. Ve bu giyilebilir teknolojiler çok daha küçülecek. Ve bunlar neredeyse vücudumuza yapışır hale gelecekler. Her gün giydiğimiz sensörler haline de gelecekler. Ve tabii ki machine to machine de hızla ilerliyor. Rakamlar milyarlara ulaşıyor. Ve hayvanların üstünde sensörler. Seralarda sensörler, kümeslerde sensörler. Her bir cihazın içinde sensörler. Otomobilin içinde machine to machine, makineler arası iletişim. Ve yani bilgisayarlar her yerde. Ve
Yani düşünün, bundan 50 yıl önce bilgisayarlardan dünyada 100 tane var. Bazıları neredeyse bir oda büyüklüğünde. Şimdi ise cebimize giriyor. Bu büyüklükten buraya girdi, duracak mı orada? Trende bakın. O yüzden geleceği project edin. Başka bir gelişme, sınırsız bilgi deposu. Yani bulut, bulutta sınırsız processing, sınırsız storage, internet bulutta, kişisel, kurumsal bilgiler veri merkezlerinde ve online uygulamalar. Siz akıllı cihazınızdan bir soru soruyorsunuz, pişt, gidiyor, büyük serverlar hesaplıyor, cevabı yolluyor. Ve bunlar iç içe çalışıyor. Mobile world ve cloud. Arası ne? Bu dünya arası olmadan olur mu? Bu ikisi konuşamasalar olur mu? Bu yeni dünyayı şekillendiren her yerden hızlı erişim. Her yerden, her yerden kablosuz erişim. Yani yeni dünyayı şekillendiren en önemli konu bence bu. Her yerden erişim. Bütün Türkiye network altında 3G ile. 3G şebekesi bugün Türkiye'deki 3G şebekesi dünyanın en güçlü 3G şebekelerinin başında geliyor. Ciddi söylüyorum. Ericsson'un yaptığı testlerde Turkcell şebekesi hep birinci. Bizden daha hızlı bir 3G şebekesi olan bir operatör yok. Ama dün Sayın Bakanım da söz verdi. Önümüzdeki sene 2015'te Türkiye'ye 4G gelecek. 4G artan trafiği karşılaması için gelmek zorunda. Biliyorsunuz rakiplerimiz 3G'ye gerek yok diyordu. Turkcell tek başına 3G gelsin diye çırpındı senelerce. 3G geleli 5 sene oldu. Kaç misli Türkiye'de data trafiği arttı biliyor musunuz? 200 kat. 1 oldu 200. Bu burada duracak mı? Yani 5 sene büyüdü. Şimdi duracak mı? Tabii ki durmayacak. Her sene en az %100 artıyor. O yüzden bu ortadaki şebeke çok çok önemli. 4G'nin gelmesi önemli ve 5G çalışmaları yapılıyor. Turkcell'de 5G standartlarını belirleyen çalışmaların içinde ve içinde daha büyük güçle olmayı planlıyoruz. Burada tabii ki Wi-Fi çok önemli. Tabii ki FTTX çok önemli. Fakat bakıyorum kullanıcı sayısına, yani domine eden mobile network. Ve arkasında da fiber network. O yüzden yani bu yeni dünyanın çalışması için en kritik konu bence bu, artık no brainer denilen, o kadar açık. Yeni dünyanın çalışması için en önemli konu ortadaki mobil network'ün mission critical kalitesinde olması. Yani kesintisiz çalışması. Yüksek performansla çalışması. Eğer ortadaki katman çalışmazsa yukarısıyla aşağısı birbirine duymuyor, bağlanmıyor. Siz adamları sahaya yollarsınız, bağlanamazlar. Kesintisiz bir dünya düşünemiyoruz. O yüzden Turkcell olarak 7 senedir bu ortaya muazzam yatırımlar yapıyoruz. Ve o yüzden size Turkcell Network platformu Türkiye'nin açık fark bir numarası. Bakın, birincisi demiyorum. Açık fark birincisi diyorum. Üstün diyorum. Farklı diyorum. Ve bu sadece sözde değil. Bunun arkasında milyarlarca lirayla yaptığımız yatırımlar var. Binlerce arkadaşımız, iş ortağımız beraber çalışıyoruz. Nasıl? Her yerde erişim sağlarız en güçlü kapsama. Nasıl hızı,
çok daha hızlıya çıkartırız. Ultra broadband'den bahsediyoruz. Yani neredeyse her yerde bundan 3-5 sene sonra 1 gigabit hızında bağlanmaktan bahsediyoruz. Akıllı bir şebekeden bahsediyoruz. Beraber çalıştığımız kurumlara akıllı, katma değeri yüksek şekilde değer yaratacak, fayda yaratacak şebekeden bahsediyoruz. Kaliteli bir fiber altyapısından bahsediyoruz. O yüzden SuperOnline'la büyük yatırımlar yaptık ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Daha da hızlandıracağız. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde de söz verdik. Daha çok yatırım yapacağız. Zaten çok yapıyorduk, daha da yapacağız. Yüksek güvenlik. Güvenliğin yeni dünya için çok kritik olduğunu biliyoruz. O yüzden Turkcell'de güvenlik odaklı ekiplerimiz, gerçekten Türkiye'nin bu konudaki en uzman arkadaşlarımız, bu ekiplerimiz sizin network'ünüzün, Turkcell'in üstün network platformunun en güvenli olması için çalışıyorlar. Yani Turkcell bütün gücüyle bu yeni dünyada ortadaki mobil network platformunu size sunmaya hazırız. Ve tabii ki bu yerinde durmayan, devam eden bir gelişme, yatırımları da devam ettireceğiz. Sadece son 4 senede yaptığımız yatırımlara bakarsanız, 2011'den 2014'e en yakın rakibimizden %90 daha fazla. Neredeyse 2 katı. Ve bu sene daha da hızlandıracağız bunu. Biz yatırım yaptık ve Türkiye kapsamada dünyada birinci oldu. Bunu söyleyen World Economic Forum ve İnzeat. Yani gerçekten bizim gelişmemizde önümüzdeki dönem için çok önemli bir konu. Tabii ki fiber de çok önemli. Fiber altyapısında da dünyada 1 gigabit internet hızını veren 7 ülkeden bir tanesiyiz. 14 şehrimizde evlere 1 gigabit hızında interneti FTTX ile bağlayabiliyoruz. Ve biraz evvel de söyledim, müjdeyi verdim. 2015 yılında Türkiye 4G'ye geçmeyi planlıyor. Sayın Bakanımızın dün akşam söylediği. Ve hazırız. Şimdi ben sahneye Gediz Sezgin'i çağıracağım. Gediz, Turkcell'de bilgi ve iletişim teknolojisi bizim CIO'muz. Gediz, şimdi Turkcell'de teknoloji işi çok büyük. Teknoloji CTO'muz, bütün teknolojinin başında İlker Kuruöz var. Onun altında Gediz işin IT tarafına odaklanıyor. Bülent ve arkadaşları da network grubuna, ekibine odaklanıyorlar. SuperOnline da fiber tarafına odaklanıyor. Cihan da bunu sahadaki execution'ından sorumlu. Gediz, yani bulut kısmıyla sen çok ilgileniyorsun. Evet. Güvenlik ve data center'da Turkcell'in yeni müşterilerimize ürünleri, servisleri var. Ben kontrolü sana vereyim. Kapasite ihtiyaçları çok birden ortaya çıkıyor müşterilerinin gereksinimlerine göre. Ve çıkan bu kapasite ihtiyaçları ihtiyaç bittikten sonra da geri iade edilmeli. Ekstra maliyete burada girilmemesi gerekiyor. Ve altta da çok büyük uzmanlıklar gerekiyor. Çok yaygın şey var. Bunun içinde iklimlendirmesi var, enerjisi var, serverlar, hangi sunucuyu kullanacağım, hangi diski, hangi sistemi kullanacağım, güvenlik çok önemli konu dedik. Bütün bunları uzman kişiler, teknolojiyi iyi bilen uzmanlar yapsın diyoruz. Dolayısıyla bırakın teknoloji işinizi Turkcell yapsın diyoruz ve biz sizin için bütün bu altyapıları kuralım diyoruz. Bugün burada ilk defa açıklıyoruz. Önemli bir altyapı yatırımını hayata geçirmek üzere projemizi başlattık. Türkiye'de tek lokasyonda en büyük, en güvenli ve en verimli data merkezini, veri merkezi projesini Gebze'de başlatmış durumdayız. Sözü bu noktada fazla uzatmadan bu projeyi size hızlıca tanıtmak için kısaca bir video filmimiz var. Bunu beraber izlemek istiyorum. Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi Turkcell, Gebze Veri Merkezi yatırımıyla Türkiye'ye değer katmaya devam ediyor.
Veri merkezimiz İstanbul şehir merkezine 60 kilometre, Sabiha Gökçen Havaalanı'na 20 kilometre uzaklıktadır. Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan veri merkezimiz, 30 megawatt elektrik kapasitesi, 10 bin metrekare modüler yapıda veri merkezi alanıyla müşterilerimizin tüm ihtiyaçları öngörülerek tasarlandı. 1.3'ün altında enerji kullanım verimlilik değeri ve tam yedekli tasarımıyla müşterilerimize kesintisiz hizmet deneyimini ve maliyet avantajını aynı anda yaşatmayı hedefliyoruz. Tier 4'e hazır, Tier 3 Plus altyapısındaki veri merkezimizden Turkcell Super Online'ın güçlü fiber network'üne 3 ayrı koldan erişim sağlanmaktadır. Gebze veri merkezimizde müşterilerimize güçlü teknolojimiz ve üstün network platformumuzun yanında konforlu çalışma alanları da sağlıyoruz. Veri merkezi hizmeti alan müşterilerimiz kiralanabilir, özel veya paylaşımlı ofis alanlarından faydalanabilecekler. 7/24 izleme, güvenlik, mekanik, elektrik ve network operasyonuyla verileriniz Turkcell'le güvence altında. Merkezimiz 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı sismik zemin izolasyonu sistemine sahiptir. Turkcell Gebze Veri Merkezi Tier 3 Design, Tier 3 Uygulama, LEED Gold, ISO 27001 ve ISO 50001 belgeleriyle sertifikalandırılacak tam yedekli, en üst seviyede güvenli ve çevreye duyarlı bir veri merkezidir. Gebze Veri Merkezi sunucu barındırma, bulut, güvenlik ve olağanüstü durum servisleriyle müşterilerimize hizmet verecektir. Siz de ileri Turkcell teknolojileriyle şirketinizi geleceğe taşıyın. Bulutta, bulutta müşterilerimiz için, bireyler için verilerin saklanması çok önemli. O yüzden Turkcell, biliyorsunuz, Türkiye'de 35 milyon müşterisiyle en fazla müşterisi olan kurum. Gediz'de en fazla müşterisi olan CIO. Dedik ki, ve Gediz Turkcell'de 18,5 senedir Turkcell'de. Yani telekom grade dediğimiz en yüksek performansta servisi, hizmeti sunmayı 18 senedir yapıyor. O yüzden bu data center'ımızı, yeni data center'larımızdan bir tanesinin en büyüğünü, ilkini Gediz'e teslim ettik. Süreyya Bey, bu data center'ı biz aslında hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de tüm kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçları için kullanıyor olacağız. Ve inşallah 2015 senesi yılı içerisinde de hizmete sunmuş olacağız. Fuar alanında büyük bir maketi var. Buradan da misafirlerimiz çok detaylı olarak data center hakkında bilgi alabilirler. Şimdi data center tabii ki çok önemli. Teknolojide en önemli kısmı oluşturuyor ama bundan daha önemli bir şey var. Güvenlik. Artık buluta çıktıkça, bilgileri bulut üzerinden alışverişini sağlamaya başladıkça tabii ki firmalar, herkes güvenlik risklerine daha açık hale geliyorlar. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki aslında sektör farkı gözetmeksizin büyük küçük tüm firmalar güvenlik saldırılarının hedefi halinde. Dolayısıyla CIO'lar için de yine Gartner'ın yaptığı araştırma gösteriyor. Son yıllarda güvenlik konuları, güvenlik odakları CIO'ların öncelik sıralamasında her zaman en üst sıralara yer alıyor. Biz de bu nedenle bu konuda çok fazla yatırım yapıyoruz. Neden bu konuya çok fazla önem veriyoruz? Yine bölgemizdeki Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini kapsayan bir araştırma gösteriyor ki Türkiye güvenlik saldırına hedef olan ülkeler arasında yine üst sıralarda bulunuyor. İngiltere, Almanya ve Suudi Arabistan'dan sonra 4. sırada. Dolayısıyla biz ülke olarak da güvenlik konularına ekstra önem vermemiz lazım. Ve tabii ki bu önemi veriyoruz. Güvenlik teknolojilerine çok fazla yatırım yapıyoruz. Bunu hem kendimiz için yapıyoruz, kendi altyapılarımızın güvenliğini sağlamak için yapıyoruz. Hem de gerek verileri, dataları bizim data merkezimizde olsun,
gerekse de kendi data merkezlerinde olsun, tüm müşterilerimize bu hizmetleri bulut servisleri üzerinden veriyoruz. Neler var bu servislerde? Çok temelinde atak önleme var. Müşterilerimiz herhangi bir atağa maruz kaldığında bu atakları hızlıca tespit edip önlüyoruz. Güvenlik duvarları var, loglama var ve uç nokta güvenliği var. Biz bütün bu servislerimizi müşterilerimizin rahat uyuması, bilgilerinin güvende olması için onların hizmetine sunuyoruz. Yedeciğim çok teşekkürler. Bu yeni artan sorumluluklarında başarılar diliyorum. Eminim artık sadece Turkcell'in verilerini değil, kurumsal müşterilerimizin de verilerini çok güvenli bir şekilde, en kaliteli bir şekilde tutacaksınız. Kolay gelsin. Takım oyununda yeni bir dönem başlıyor. Şimdi buradaki olay biraz da şu. Gerçekten güvenli. Gerçekten ama her konuda güvenli. Depreme karşı güvenli, sele karşı güvenli, elektrik konusunda güvenli, cyber ataklara karşı güvenli. Yani bu işi en iyi yapmak için en az 100 milyon dolar harcamanız lazım. Bunu da şimdi her firma 100 milyon dolar harcayamaz. Harcaması da zaten mantıklı değil. O yüzden biz Turkcell olarak bunu yapıyoruz ve sizinle takım oyunu içinde birbirimize güvenerek kaliteli bir şekilde bu yeni dünyada paylaşarak bu işi götüreceğiz. Şimdi veri merkezleri dedik, bulut dedik. O yüzden akla hemen big data geliyor. Yani toplanan datayı nasıl iş hayatında verimli, yeni, güzel iş sonuçlarına dönüştürürüz. Burada çok güzel bir örnek var. Anadolu Jet'in çok güzel bir örneği var. Anadolu Jet'in başkanı İbrahim Doğan Bey'in küçük bir videosu var. Şimdi onu izleyelim. İşte teknoloji hamlesi. Anadolu Jet, 2008 yılında Anadolu insanının hayatını kolaylaştırmak üzere kurulmuş bir markamız. 2008'den bu yana üretimini her iktisadi teşekkül gibi kaynak ve ihtiyaç denkleminde gerçekleştiriyor. Bu ihtiyaç Anadolu insanımızın, yani hedef kitlemizin ihtiyacı. Bu ihtiyacı doğru kaynakla yönetmek için Turkcell'le bir işbirliğine girdik. Bu işbirliğinde hangi şehirden hangi şehire, hangi sefer sıklığıyla uçacağımızı belirledik ve hangi yeni noktaları Anadolu insanımızın hizmetine sunacağımızı bu şekilde belirledik. Kaynak ihtiyaç denkleminde insanların kitlesel olarak yığınla hangi noktadan hangi noktaya hareket ettiği, dolayısıyla mobilitesi çok önemli bir parametre. Bu sayede Anadolu Jet gereksiz uçuşlardan kurtulmuş oldu. Dolayısıyla kaynağını israf etmemiş oldu. Bu kolektif bilince tüm Türk markalarının ulaşabilmesi için Turkcell'in çok önemli bir hizmeti gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Turkcell'le olan işbirliğimiz bugün olduğu gibi yarın da devam edecek ve bu sayede kaynak israfından kurtulmuş olacağız. Dolayısıyla Turkcell aslında sadece teknolojiyi ülkemize getiren değil, komünike ederek bizi birbirimize bağlayan ve ülke kaynağının da israf olmasının önüne geçen data yönetimini hayata geçirmiş oluyor. Bu vesileyle ben Turkcell kadar marka Süreyya Bey'e ve Turkcell'e işbirliğimizi genişleterek devam etme fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Salonda bulunan herkesi de saygıyla selamlarım. İşte teknoloji hamlesi. Anadolu Jet'in takımına gerçekten hayranım. Gerçekten pırıl pırıl, zeka dolu, bilgi dolu gençler. Ve Anadolu Jet bize geldi. Dedi ki, ya şu şehirden, biz şu şehirden şu şehre uçmayı düşünüyoruz. Bu hesabı, bu kararı vermeden bizi big data'yı kullanarak nasıl destek olabilirsiniz? Bizim arkadaşlar da düşündüler, çalıştılar. Birinci şehirde sinyal verip, sinyali ikinci şehirde kısa bir süre içinde veren, yani kısaca o şehirden o şehre bir yoldan gitmiş olan haftanın günlerine göre kaç kişi var? Bu bilgiyi Anadolu Jet'le paylaşınca, Anadolu Jet daha akıllı kararlar veren duruma geçti. Bu tamamen takım oyunu.
Anadolu Jet, Turkcell stratejilerini, yeni gelecek planlarını paylaşıyorlar. Ve tam gerçek bir inovasyon. Gerçekten bu problemi çözmek için çok yeni bir bakış açısı. Şimdi Turkcell olarak network şirketiyiz, üstün network platformumuz var. Fakat aynı zamanda yeni ürün ve servisler şirketiyiz. Biz hem iletişim şirketiyiz, hem de teknoloji şirketiyiz ve yazılım ağırlıklı teknoloji şirketiyiz. Ve bütün anlattığım o 3G mimarisi enteresan ama esas önemli kısmı o mimarinin insanlar için yaratacağı fayda. Ve birçok kesimde bu faydayı çok net olarak görüyoruz. Eğitimde, sağlıkta, tarımda, Ar-Ge'de, eğlencede, lojistikte, savunmada biraz evvel de bahsettiğimiz siber güvenlikle, üretimle, enerjide akıllı sayaçlarla ve yeni cihazlar tasarımı ve üretimini yapmakla. Şimdi bunlardan ilkine, eğitime odaklanalım. O yüzden ben Banu İşçi Sezen'i sahneye davet edeceğim. Banu, hızla gelir misin? Banu, Turkcell'de İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı. Fakat son 5 senedir Turkcell Akademi'nin de başında. Banu, hoş geldin. Bize anlatır mısın Turkcell Akademi'yi? Ben hemen ilk slayda geçtim. Tamam. Geç istersen böyle ortaya. Tamam, ben de oraya geçeyim. Aslında Turkcell Akademi'nin doğuşunun ben küçük bir hikayesini anlatmak istiyorum. Bundan yaklaşık 6-7 sene önce Süreyya bir gün beni odasına çağırdı ve "Ban" dedi, "sen ne yapıyorsun?" "Ne yapıyorum?" dedim. "Bu kadar çalışanımı Türkiye'nin dört bir yanından uçaklara, otobüslere bindirip İstanbul'da sınıflara dolduruyorsun, onları işlerinden uzaklaştırıyorsun, ben bunu mu istiyorum senden?" dedi. "Eğitiyorum onları," dedim. "Ama verimsiz eğitiyorsun," dedi. "Peki," dedim. "Mobiliteyle, teknolojiyle buna bir formül bulman gerekiyor," dedi. "Peki," dedim. Bir de şunu söyledi, çok önemli ikinci ödevimi aldım. "Ben senden readiness score istiyorum." "Bu ne demek?" dedim. "Şunu demek istiyorum," dedi. "Tüm çalışanlarımı her gün müşteriye karşı en hazır şekilde bilgilendirmeni, eğitmeni ve hazır etmeni istiyorum. Bunu test etmeni istiyorum, takip etmeni istiyorum. Bu skoru ben de takip edeceğim," demiştiniz hatırlarsanız. Evet. Gel biraz yakınlaş, çok uzaklaştım bir defa sen. Hala çekiniyor galiba ben. O kadar da korkma yani. Şimdi gerçekten biz 7 senedir her bir bölüm için readiness skorumuz var. Yani çalışanlarımız ne kadar hazırlar. O yüzden almaları gereken eğitimler var. Herkes o eğitimleri almış mı? Test sonuçları ne? Bu bize her bir bölüm için bir readiness, hazırlık skoru veriyor. Ondan bahsediyordum. Evet, aynen. Ve yani düşüncem şuydu. Açıkçası Banu'ya söylediğimi ben başka şirketlerde de gördüm. Aynı bir yerde fırçayı Microsoft'taki eğitimin başındaki arkadaş Bill Gates'ten yemişti gözümün önünde. Dedi Bill Gates, "Niye," dedi, "siz," dedi, "her taraftan Japonya'dan şuradan buradan insanları Seattle'a getiriyorsunuz." Dedi, "biz eğitimi onlara götürelim." O yüzden biz Turkcell'de inanın 7 sene önce eğitimlerin %95'ini sınıfta yapıyorduk. Şimdi eğitimlerin %95'ini online yapıyoruz. Daha verimli yapıyoruz. Güzel bir şekilde de test ediyoruz. Aynen, 70 bin çalışanımız var şu an eğitiminden sorumlu olduğumuz Turkcell Akademi'de. Onları bu kadar hızlı hazır edebilmek için mobil olabilmek şart. Biz de o günlerde hızlıca Turkcell Teknoloji'deki mühendislerimizle oturup eğitim teknolojileri üzerine çok ciddi kafa yorduk ve güzel bir ürün hazırladık. En başta tabii temelinde bir eğitim yönetim sistemi, bir LMS oluşturduk. Çünkü artık bizim hayatımız Süreyya'nın da dediği gibi %95 mobil eğitimlerden oluşuyordu. Sadece %5'i sınıf içi. Mobil eğitimleri yönetebildiğimiz, mobil bir platformu yönetebilecek akıllı bir sisteme ihtiyacımız vardı. Bunu oluşturduk. En önemlisi de çok değerli online içeriklerle içini besledik. Bugün
Bizim LMS'imizin üzerinde yaklaşık 2500'den fazla eğitim videosu var ve her gün bunlar yenileniyor. Çünkü bilgi her an değişiyor. Biz Türksel Akademi'deki bir ekiple bu içerikleri sürekli önemli işbirlikleriyle geliştiriyoruz. Ve Süreyya beni geçen sene yine çağırdı. Dedi ki, Banu tebrik ederim, mesajlarımı aldın, çok değerli katkılar yarattın Türksel Akademi'de ama işim bitmedi. Neden bu değerli ürünü biz değerli müşterilerimize açmıyoruz, onlara da bir hizmet olarak sunmuyoruz dedi. Ve biz yaklaşık 1,5 yıldır da bu ürünü sizlerle beraber, sizlerden aldığımız geri bildirimlerle sizlere hazır ettik. Bugün mobil anlamda çalışan LMS'imiz hazır durumda. Peki bu LMS'in özellikleri ne? Bir basabilir miyiz? Evet, basalım. Bir kere daha basabilirsek. Basayım bir daha. Basalım. Ben hemen hızlıca özelliklerini anlatacağım. Hiçbir kurulum bir yatırım maliyeti gerektirmeyen bir sistem. Bu tamamen cloud üzerinde çalışıyor. Yani tek bir Türksel müşteri şifresiyle girip tüm çalışanlarınızın hatlarına eğitim ataması yapıp, eğitimleri oluşturup, planlama yapıp anında online, yer zaman mekan bağımsız, telefon, iPad, laptop üzerinden eğitimleri atayabiliyorsunuz. Saniyelik işlemler bunlar. Raporlamalarla çalışanlarınızın tüm eğitimlerinin genel platformunu çok görsel raporlarla takip edebiliyorsunuz. Çünkü raporlamalar genelde bu LMS platformlarında çok sıkıcı ve standart raporlardır. Onları çok daha görsel, basit, anlaşılır hale getirdik. İnternetin olduğu her yerden erişim var. Artık çalışana her an, her yerde bilgiyi anında ulaştırabiliyorsunuz. Test edebiliyorsunuz. Sınav yapıp gelişim alanlarını alıp hızlıca onun gelişim alanlarına yönelik yeni bir eğitim planı çıkarabiliyorsunuz. Tabii en önemlisi bugün dünyadaki hiçbir LMS platformunda olmayan çok değerli içeriklerle yüklü bu. Yani siz sistemi aldınız. Peki bunun içini nasıl dolduracağım derdiniz yok. Dünyanın en iyi iş ortaklarıyla oluşturulmuş 2000 tane farklı kategorilerdeki eğitimleri bulup hızlıca çalışanlarınıza atama yapabiliyorsunuz. Vallahi şimdi biz Türksel'de işimiz teknoloji diyoruz ama hep biliyoruz ki gerçek işimiz insan. Yani teknolojiyi kuran da, yaratan da, kullanan da insan. O yüzden işimiz insan. Türksel takımında Türkiye'de ekosisteminde 80 bin kişi var. 80 bin kişi müşterilerimize hizmet için çalışıyor. Ve biz onları en iyi şekilde eğitmeliyiz ki müşterilerimizle çok iyi bir takım oluştursunlar. Onları memnun etsinler. Onların gözünde farklı olalım. Bunun için eğitim gerekiyordu. 80 bin kişiye güzel bir eğitim hazırlayınca niye biz bu eğitimi bize güvenen müşterilerimizle paylaşmayalım? Buradan başladık ve Türksel Akademi'yi Türksel'in kurumsal müşterilerini açtık. Ve inanın bu 500 tane videonun içinde öyle videolar var ki ben izliyorum, çok şey öğreniyorum. Niye müşterilerimizle paylaşmayalım diye düşündük. Ve bu arada yani online eğitim dünyada bir çığır açıyor. Yeni bir dönem başladı. Orada da yeni bir dünya var. Ve biz sadece teknoloji açısından değil, İşin soft taraflarıyla nasıl, how do we make it fun, how do we make it interesting, bunu nasıl daha eğlenceli yaparız, nasıl daha enteresan yaparız, nasıl izleyeni motive ederiz, daha bilgilendirici yaparız diye çok araştırmalar yaptık 2-3 senedir Banu ile birlikte kafa kafaya verip. Ve önümüzdeki aylarda MIT ile ortak 2 senedir yaptığımız çalışmanın sonuçlarını açıklayacağız. MIT ile birlikte dünyaya ilki sunacağız. Bu konuda gerçekten Türksel'de Banu'nun liderliğinde ekibinin emeğiyle bir fark yaratıldı, bir değer yaratıldı, bir bilgi var. Bu bilgiyi kurumsal müşterilerimizle paylaşacağız. Siz de bu bilgileri kullanın, kurumunuzu, insanlarınızı daha ileriye götürün diye. Banu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Banu ve ekibi sizin hizmetinizde, kurumsal ekibimizle birlikte sizinle aynı takımda. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Banu. Bu sene Türksel TV platformu vardı. Biz 2 senelik büyük yatırımlar sonunda bu platformu
çok üst bir seviyeye çıkarttık. Ve adı artık Turkcell TV Plus oldu. Çünkü baktık araştırmalara, burada da görüyorsunuz, dünyada birçok büyük nüfusun olduğu ülkeler hangi ekranlara bakıyorlar? Vakitlerinin ne kadarını televizyon ekranını izleyerek geçiriyorlar, ne kadarı PC, ne kadarı akıllı telefon, ne kadarı tablet. Bu rakamlara bakınca 2014 yılında Millward Brown'un açıklaması çok net gözüküyor. Rusya haricindeki bütün ülkelerde en çok seyredilen ekran akıllı telefon ekranı. Rusya'da da ikinci. Yani şunu söyleyebiliriz ki en çok seyredilen ekran akıllı telefon, tablet, onu da tabletler takip edecek, PC'ler takip edecek. Televizyon da çok dijital hale dönüşüyor. Zaten IPTV haline dönüşüyor. Bu yüzden Turkcell TV Plus platformunu kurduk. Bu bir platform. Bunun içeriğini de iş ortaklarımızla birlikte dolduruyoruz, dolduracağız. Fakat bu platform aynı zamanda hem iş ortaklarımız için büyük bir fırsat, fakat aynı zamanda kurumsal müşterilerimiz için de büyük bir fırsat. Bu IPTV'de neredeyse sınırsız kanal yaratabiliriz. Sizin şirketiniz için kanal yaratabiliriz. Sizinle beraber çalışarak bu kanalı içeriklerle doldurabiliriz. Bu içerik bazen Turkcell Akademi'nin içeriği olabilir. O yüzden Turkcell'le konuşun, Turkcell'le beraber takım oyununda çalışalım. TV Plus platformunuzu da işinize bir katma değer olarak ekleyelim. Yeni bir alan da mobil finans konusu. Şimdi dünyada finans ve mobil nasıl beraber çalışacak henüz tam netleşmedi. Yani herkes kesin gözüyle bakıyor, 10 yıl sonra bu cüzdan olmayacak. Her şey bu mobil cihazlar üstünden bütün işlemler yapılacak. Bu bir defa kesin de tam olarak ne zaman geçilecek ve nasıl geçilecek burada henüz netlik yok. Fakat şu bir gerçek. Ne dedik? Bilgisayarlar her yerde. İletişim her yerde. O zaman işlemleri yapmak için online mobil network üstünden bankacılık, transactionlar yapmak çok 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 kritik. Birçok mobil uygulamalar var. Mobil uygulamalar biraz evvel de bahsettik. Hayatın hem bireysel hem de kurumsalın her tarafında. O yüzden bu mobil uygulamalarda da tabii ki bir transaction fee ödenecek. Biz Turkcell'le beraber çalışın. Bu bir yolculuk. Henüz finans konusunda çok net ürünler, servisler dünyada belirlenmiş değil. Takip ediyorsunuz. Apple'da yeni ürünler açıkladı. Burada beraber çalışalım. Yeni dünyaya burada beraber hazırlanalım. Bizim buradaki bakış açımızda net olsun. Biz finans kuruluşlarına bir platform olarak, iş ortağı olarak yaklaşıyoruz. Hedefimiz sizinle, sizin bankanızla beraber çalışarak size uygun çözümü oluşturmak. Başka bir konu, henüz çok yeni bir konu, fakat bana muazzam heyecan veren bir konu ve Turkcell'in sağlık konusuna verdiği önem. Şimdi biz sağlık konusuna şu üç gözden bakıyoruz. Birincisi hastaların uzaktan takibi. İkincisi uzaktan muayene. Türkiye'de hastalar nerede? Nerede? Fatih nerede? Her yerde. Hastalar her yerde. Uzmanlar nerede? Uzman doktorlar. Uzman doktorlar ise büyük bir ihtimalle büyük şehirlerde. O yüzden biz teknolojiyi kullanarak her yerde akıllı cihazlar, her yerde erişim, bulut, bütün bu üçünü kullanarak hastayla uzmanı birleştirebiliyoruz. Bu yeni dünyada olacak. Burada da iş ortaklarımızla, hastanelerle beraber çalışmak istiyoruz. Sizinle birlikte o anlattığım yeni dünyanın üç katmanında da ortak çalışacağız. Hastalarla doktorları çok daha kolay bir şekilde birleştireceğiz. Bu ortadaki uzaktan muayene kısmı. Remote monitoring dediğimiz, remote patient monitoring. Şimdi biz biliyorsunuz
araç takiple bir araç kaç kilometreyle nereye gidiyor, RPM'i kaç, motor ısısı kaç, lastiğinin havası kaç, bunları dakikası dakikasına takip edebiliyoruz. Niye bunu insanların sağlığı için yapmıyoruz? Bir insanın tansiyonu düştüğü zaman niye doktoruna haber vermeyelim? Bir yaşlının şekeri arttığı zaman niye kızına haber vermeyelim, oğluna haber vermeyelim, doktoruna haber vermeyelim? Tabii ki kendi izniyle. Bu çalışmaları 2 senedir yapıyoruz. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile beraber çalıştık. 2 senedir klinik çalışmalar yapıyoruz. 2 senedir. Ve sonuçlarını geçenlerde açıkladık. İnanılmaz başarılı. 2 senede öğrendiklerimizi önümüzdeki dönemde sağlık konusunda vatandaşlarımıza, milletimize sunacağız. Sağlık metri şu şekilde çalışıyor. Hasta ölçüyor. Hastanın bilgisi sadece hastada kalmıyor. O bilgiyi gereken doğru insanlarla da paylaşınca, anormallik durumunda gerekirse ambulansı yollayarak o hastayı tekrar hayata bağlıyoruz. Şimdi sevgili değerli konuklar, konumuz yeni dünyada kazanmak dedim. Artık konuşmamın sonunda size bir soru soruyorum. Yeni dünyada kazanmak için neler yapmalıyız? En önemli konular ne? Ne dedik? Takım oyunu ve inovasyon. Dedik ki büyük işler kendi başına başarılmıyor. Diğer insanlarla bir takım olunca, iyi bir takım olunca başarılı olunuyor. Ve işi devamlı takımla birlikte ileriye götürmek lazım. Şimdi ben de düşündüm. Dedim ki takım oyununu en iyi nasıl anlatırım? Yani benim için takım oyunu her şey. Yani inanın, ortaokuldan, liseden, üniversitede hep takım oyunlarını. Ben bireysel sporu yani 28-29 yaşına kadar yapmadım. Hep takım sporları. Hep bir insanlarla bir hedefin peşinde koştum. O yüzden dedim ki değerli konuklarımıza teknoloji zirvesinde bu takım olayını en iyi nasıl anlatırım? Ve son günler, son ayda okuduğum bir kitap da bana burada ilham verdi. Ve size şu spordan bahsetmek istiyorum. Kürek sporunda. Şimdi kürek sporu bugün çok 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 bilinen popüler bir spor değil. Fakat 1930'lu 1940'lı yıllarda en popüler spor. Bugün Harvard'a giderseniz en önemli sporlardan bir tanesi. Senelerdir Yale, Princeton, Brown, Amerika'da bunlar da en popüler spor. Ama İngiltere'de, Cambridge'de, Oxford'da en popüler spor. Eminim Almanya'da, başka ülkelerde de keza böyle. Şimdi burada tekneyi görüyorsunuz. 9 kişi var teknede. Kürek çekenler, kürekçiler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve herkes bir küreyi çekiyor. Yani 2 kürek değil. Bir küreye asılıyor. Yani 4 tane sol, 4 tane sağ kürek var. Bir tane de şuradaki dümenci var. Ve görüyorsunuz burada şu tekne kazanıyor üstteki. Aradaki fark belki 20 santim. Bunlar 5 kilometre kürek çekiyorlar. Bir takım 20 santimle kazanıyor. Veyahut da 2 metreyle kazanıyor. Yani böyle bir spor. Bu sporda yıldız birey yok. Bu sporda kazanan takımların ismi açıklanıyor. Yani isterseniz siz araştırma yapıp takımda kimler hangi pozisyonda oturuyor onu öğrenebilirsiniz. Fakat gazetelerde, televizyonda şu takım kazandı deniyor. Belki de o yüzden biraz daha az bireysel olduğu için son günlerde biraz popülerliğini yitirmiş.
Okuduğum kitap, fakat kitaba geçmeden şunu da söyleyeyim. Ben de düşündüm, ben kaç dakikada kaç defa kürek çekebiliyorum? Ölçtüm, ben dakikada 15-16 tane çekiyorum. Öğrendim ki bu takımlar en üst seviyede normal yarış sırasında 25 ile 30 arasında dakikada çekiyorlar. Fakat en çetin yarışların en çekişmeli anında, diyelim ki birbirlerini geçme finish döneminde, bu kürek sayısı dakikada 48'e kadar çıkıyor. Şimdi bu kürekte, bu takımda bir kişi küreğini 0.1 saniye geç suya sokarsa o takım kaybedebiliyor. Çünkü 8 kişinin harmonisi, ahenki bozulursa takım aniden geride düşebiliyor. Yani bu 8 kişinin muazzam bir ahenk içinde çalışması lazım. Düşünebiliyor musunuz? Dakikada 48 defa 8 kişi aynı anda indirip çıkartıyor. Ve burada dümenci sadece dümeni kullanmıyor. Bütün takıma hız konusunda komut veriyor. 24, 28, 32, arttırıyoruz 40 diyor. Hızı da dümenci belirliyor. Stratejiyi de dümenci belirliyor. Bütün sahayı, rakipleri de dümenci görüyor ve komutları takım üyelerine dümenci aktarıyor. Şimdi kitaba geçeceğim. Okuduğum kitabın adı, İngilizce bir kitaptı, Boys in the Boat diye bir kitap. Ve bu şehirde, bu şehirde hikaye başlıyor. Bu gerçek hikaye. Bu şehri tanıyor musunuz? Bu şehir 1930 yılında Seattle. Seattle bugün Amerika'nın en güzel şehri olarak biliniyor. 1930 yılında, biliyorsunuz 1929'daki Great Depression, ekonomik çöküntü sonrasında Seattle. İşsizlik tavana vurmuş. İnsanlar kısaca aç. Aileler çocuklarına yemek bulmakta zorlanıyorlar. Ve bu şehirde bir üniversite var. University of Washington. University of Washington'da diğer üniversiteler gibi kürek takımı var. Ama Amerika'da çok bilinen bir üniversite değil, kürek takımı ise hiç bilinen bir takım değil. Ve bu üniversite yeni bir antrenörle yeni bir takım kurmaya karar veriyor. Ve 400 tane genç okula başvuruyor. Ve 400'den bu gördüğünüz 8 kişiyi seçiyorlar. 8 kişi, bir de dümenci, 9 kişiyi seçiyorlar. Bunlar biraz evvel de söyleyeyim. Kürek o yıllarda genellikle zenginlerin sporu. Yani İngiltere'de Eton diye bir middle school, high school var. Orada kürek çok meşhur. Bir de üniversitelerin, zengin üniversitelerde. Zenginlerin sporu. Bunlar ise çok fakir ailelerin, işsizlerin çocukları, çocukların yapacak bir iş bulamadıkları için bir yerde küreğe asılıyorlar. Ama aynı zamanda da kürekle üniversite bursu alacak. Ve bu gençler bir araya geliyorlar. University of Washington takımını kuruyorlar. University of Washington, Washington eyaletinde bu takımla birinci oluyor. Sonra Kaliforniya'da dahil Amerika'nın batısında bütün Stanford, Berkeley, bütün diğer üniversiteler arasında, yüzlerce üniversite arasında bu takım birinci oluyor. Hiçbir yarışı kaybetmiyor.
Bu takım 1936'da Amerika'da birinci olunca 1936 Berlin Olimpiyatlarına gitmeye hak kazanıyor. Olimpiyatlara kürek takımında birer birer seçip yollamıyorlar. Hangi takım kazanıyorsa o takım gidiyor. Yine birey gitmiyor. Fakat gitmek için para lazım. Bu çocukların bir hafta sonra yiyecek paraları yok. Ve diyorlar ki bu takım gidemez çünkü parası yok. Yale Üniversitesi diyor ki o zaman biz gideceğiz. Çünkü ikinci biz olduk. Parayı vereceğiz, gideceğiz. Seattle'ın gazetecileri bir araya geliyor. Diyor ki bizim çocuklarımız birinci oldu. Bunların hakkı gitmek. Bütün Seattle'a gazeteler bir kampanya yapıyor. Ve herkes aç olmalarına rağmen para veriyor. Parayı topluyorlar. Topladıkları para da yanlış hatırlamıyorsam 5000 dolar. 5000 dolarla takım Berlin'e gidiyor. Çalışmalarını yapıyorlar. Fakat Nazi dünyasında kürek de en çok önem verilen sporlardan bir tanesi. Almanya'nın, daha doğrusu Nazilerin üstünlüğünü gösterecek. Ve Hitler'in kendisi de yarışa gidiyor. Takımı en güçlü, senelerdir çalışmışlar bu yarışı kazanmak için ve kazanacaklarına garanti gözüyle bakıyorlar Nazi'ler. Yarış 75 bin kişinin önünde yapılıyor. Yarış başlıyor. Almanlar, affedersiniz, Nazi'ler diyorum en sağda, Amerikalılar, Amerikanlar en solda. Ve yarışı gördüğünüz gibi University of Washington takımı kıl payı farkla kazanıyor. Şimdi bunlar çok fakir bir şehrin çocuklarıydı. Bunlar takım oldular. Ve dediğim gibi ilk önce antrenör 400 tane yeteneği değerlendirdi. Fiziksel olarak kimler bu takıma uyar? Çoğu takıma seçildiklerinde hayatlarında bir kere bile kürek çekmemişti. Ondan sonraki 2 ay içinde bu 400'den 8'e iniyorlar. Fakat sonra 1932'den 36, 4 yıl içinde nasıl takım olunur onu öğreniyorlar. Ve bu takım tabii ki 4 yıl hep başarı geçmiyor. Bu takım bir ara büyük bir sıkıntıya giriyor. Çünkü alttan da başkaları geliyor ve daha genç bir takım bu takımı kendi aralarında yaptıkları antrenman müsabakasında geçiyor. O zaman takımın dışından birisi bu gençlere yaklaşıyor ve onlara nasıl takım olunur onu öğretiyor. Bu kişi de antrenörü değil, kayık imal eden, imalathanesi University of Washington'da olan bir esnaf. Adamın işi o kayıkları yapmak olduğu için çocukluğundan beri kürek dünyasında olmuş ve gözlemliyor ve bunlara diyor ki çocuklar, her biriniz büyük yeteneksiniz. Bugüne kadar girdiğiniz bütün yarışları kazandınız. Ama henüz daha iyi bir takım olabilirsiniz. En iyi takım olmadınız. Siz diyor bazen sadece kendinizi düşünerek çekiyorsunuz. Halbuki burada 8 kişinin beraber eforu önemli. Arkadaşlarına güven diyor. Her işi kendin yapmaya kalkma diyor. Takımı sen tek başına şampiyon yapmayacaksın diyor. Yani 8 kişiyi nasıl takım... Dışarıdan birisinin verdiği bu tavsiye
takımın performansını buradan buraya çıkartıyor, olimpiyatı kazanıyorlar. Bu arada Seattle, 1930'ların Seattle'ı ve bugünün Seattle. Ve Seattle deyince, yani Seattle'ı dünden bugüne getirenler arasında bence bu dünya şirketlerinin çok büyük bir rolü var. İnanın, o biraz evvel gösterdiğim takımın birçok oyuncusu mühendis ve Boeing'de çalışıyor. Yani üniversite eğitimi bittikten sonra Boeing'e girmişti. Ve Boeing'den emekli olmuş çoğu. Ve Boeing merkezde, Seattle'ı bir yerde büyütüyor. Yani insanlar o fakirlikten takım olarak Amerika'nın en güzel şehri oluyor. Burada bence hepimiz için çok önemli bir mesaj var. Bugünkü şartlarımız kötü olabilir. Esasında ben şartlarımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Artılarımız var, eksilerimiz var. Ama beraber takım olursak birey olarak daha çok kazanacağız. Ailemiz olarak daha çok kazanacağız. Kurumlarımız olarak daha çok kazanacağız. Şehrimiz olarak daha çok kazanacağız. Ülkemiz olarak daha çok kazanacağız. İnsanlık olarak daha çok kazanacağız. O yüzden sevgili dostlarım, daha iyi takım olmalıyız. Birbirimize daha çok güvenmeliyiz. İş bölümünü yapmalıyız. Her birimiz her işi yapmaya kalkmamalıyız. Buradan son slaydıma geçiyorum. Diyorum ki biz Türksel olarak yeni dünyayı iyi okuduğumuzu düşünüyoruz. Bilgisayarlar, cihazlar her yerde. Bunu her yere koyarsak dünya işimizi optimize edeceğiz. Kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız. Karımızı müşteri memnuniyetini arttırabileceğiz. Bu yeni dünyada Turkcell Network platformu sizin hizmetinizde. Biz data center'da olduğu gibi, network'te olduğu gibi milyarlarca dolar yatırımlar yapıyoruz. Bunu sizin hizmetinize sunuyoruz. Bize güvenin. Biz size güveniyoruz. Ve takımın dümencisi sizsiniz. Turkcell'i o 8 kürekçiden bir tanesi olarak takımınıza kabul edin. Hepinizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Turkcell Teknoloji Zirvesi'ni bu sene inşallah 50 bin kişiye ulaştıracağız. 5 sene önce sıfırdan başladık. Bugün buraya geldik. Hedefimiz Türkiye'ye inovasyonu, takım olmayı, teknolojiyi anlatmak. Kurumlarımızı dünya şirketi seviyesine götürmek. Bunu hep beraber yapacağız. Yolunuz açık olsun. İyi toplantılar, iyi günler.